Merhaba arkadaşlar bugün Tonguç Akademi'de vektörel ve skalar büyüklükleri yani fiziğin doğasındaki fiziğe girişteki vektörel ve skalar büyüklükleri anlatacağız. Spolcu ismi gibi hocam vektörel pasını skalara veriyor skalar ilerliyor falan bu ne hocam? Evet hocam bak vektör deyince aklımıza ve skalar deyince aklımıza ne gelecek? Fizikte büyüklükler mesela 5 kilogram 10 kilogram 20 metre 30 metre bölü saniye gibi şeyler söylüyoruz hatırlıyorsun. Evet. evet hocam. Bu büyüklükler acaba skaler midir vektörel mi? Ne demek ki bu skaler değil mi? Aklına bilmiyorum geliyor. Hocam, bilmiyorum. Skaler dediğimiz şeyde sadece bir şeyin şiddetine bakıyoruz. Mesela sadece şiddet dediğimiz şeyde hani sadece büyüklüğüne bakıyoruz. Şiddetle büyüklük aynı şey Tonguç. Şimdi anlamsız geliyor ama şimdi buraya bakacaksın. Vektörelde ise şiddet ve yön önemli. Bak ha. bu çok önemli. Yön dediğimiz şey. Yani vektörel ve skaleri ayırt etmenin e, sırrı şu. Bak, buraya yazıyorum. Sır eşittir. Şu soruyu soruyorsun. Yönü var mı? Yok mu? Yönü varsa vektörel yoksa skaler. Yönü varsa vektörel, yönü var. Bunda ise yönü yok. Mesela diyelim ki fizikteki büyüklükleri birkaç tane sıralayalım. Mesela skaler büyüklük dediğimiz şey kütle. Mesela senin kütlen kaç kilogram Tonguç'cum? E, 73. 73 kilogram ne tarafa doğru dediğim zaman bir şey söyleyemezsin. Çünkü... Bu dünyada da 73 kilogramdır, ayda da 73 kilogramdır ve bir yönü yoktur. Mesela sıcaklık, burasının sıcaklığı kaç derece Tonguç şu anda? Şu an 28 derecedir hocam. 28 derece diyoruz. Derecenin yönü var mıdır? Şuraya doğru, doğuya doğru, batıyor diyemeyiz değil mi? Mesela bu sütün hacmi kaç litre son Tonguç? 1 ee, litrelik süt hocam. Yarım litrelik diyelim, 0.5 litre diyelim, 0.5 litre diyelim. Şimdi bunun yönü var mı? Yok. Doğuya doğru sıfır gibi. Böyle bir şey söylemeyiz. Diyemiz. İşte bunların yönleri yok. Skader. Dolayısıyla bunlar skalar. Birkaç tane daha yapalım skalar büyüklüklere. Mesela uzunluk. En önemli skalar büyüklüğünden bir tanesidir. Uzunluk mesela kaç olsun? Boyumu, benim boyumun uzunluğu 2 metre 15 santim. Şu <laughs> devenin nalı <no> artık Lovran <laughs> James. 1 virgül kaç metre olsun? 75 metre miydi senin boyun Tonuk'cum? 1,75 metre e, bunun yönü var mı? Ne tarafı doğru bir, bir, bir ulan ne bileyim? Aynen. Yat, yattığın zaman şeye doğru, sağa doğru. Kalktığın zaman yukarı. Bir yönü yok belli değil mi? Aynen Heh, en önemli bir tane daha var. Bu da çok önemli. Tonguççum zaman. Zaman su gibi akıp geçiyor değil mi Tonguç? Evet, ders bitti ben Kaç değilim, gün hocam. kaldı YGS'ye? Hocam YGS'ye az kaldı. Çok Şu az anda eee yani her zaman için işte az kalmış hocam. Bu videoyu YGS'den bir gün sonra izleyen insanlar bile YGS'ye az kaldı. Çalışmalar ya, lazım. İşte ço çok daha fazla çalışmalar Zaman dediğimiz zaman mesela iki saat. Ulan ne tarafa doğru iki saat söyleyemiyoruz değil mi? Kesinlikle. O yüzden bu kadar büyüklük Tomurcuğum. Vektörel büyüklükse mesela bak araba gidiyor görebiliyorsun. Evet hocam Porsche. Ne biçim bir araba. <laughs> Allah Allah. Şimdi bu araba giderken hızı ne olsun? Ufoya da benziyor hocam. galiba. Evet, Tekerler evet. içeri girince yükselip kalkıyor böyle. 120 kilometre bölü saat olsun. Tamam hocam. Ee, şunu şöyle yazalım. Şimdi bak burada giderken hızı ne tarafa doğru? Bunu söyleyebiliriz. Mesela sağa doğru deriz, değil mi? Hmm. Mesela bu adamın neyi var üstünde? Bak dikkat et. O adam benim hocam. Kaslarından Kaslarımı tanıyamadınız mı? Aferin çok güzel. Bunun ağırlığı ne tarafa doğru Tonguç? Yukarı doğru. Ağırlık çüş. Bir şeyin ağırlığı yukarı doğru olur mu canım? Aşağı doğru. Ağırlık hocam. aşağı doğru. Sen onu kaldırıyorsun, itiyorsun. Anladım hocam. Senin neyin var peki burada? Ona Kasım bak. var hocam. Kasım değil evladım. Senin neyin var burada bunu karşı Güç. gelen? Kuvvetin var Tonguç. Kuvvetin de bir yönü vardır. Bak bunun yukarı doğru bunun aşağı doğru. Ha Kuvvetimi yukarı verdiğim için ağırlığı aşağı doğru indiriyorum. Ağırlık her zaman aşağı doğru zaten. Kuvvet de her tarafa doğru olabilir. Ama burada yukarı doğru mesela. Bak bunların yönleri var değil mi Tonguç? Evet hocam. İşte bunlar vektörel büyüklükler. Yani sen tekrar söylüyorum yönü varsa vektörel yönü yoksa skaler büyüklük. Tamamdır hocam. Yani sadece şiddeti varsa ki şiddet ne demek hemen ona bakalım. Mesela ağırlıkta e, 60-600 e, Newton yazalım tamam mı? İşte şu yazdığımız şey aslında bizim şiddetimiz. Şu çizdiğimiz şeyse nedir? Bizim yönümüz, yönümüzdür. Yönümüz aşağı, şiddetimiz 600 Newton. Sen 600 Newton'u kaldırmak için ne kadar kuvvet uygularsın? Hocam bir serçe parmağım yeter herhalde. Ya yani bir git gözünü seveyim. Hatta iki, iki, parmağım olsun. Hadi bir elim olsun hocam yani Vaay, eskilerden kim kaldı? Hadi bakalım. Buna da 600 Newton uygulamalısın ki kaldırabilirsin Tonguç'um. Anlaştık mı Tonguç'un? Harika hocam. Vektörel büyüklükten aldık. O zaman e, video bombardımanımız devam ediyor. Bütün videolar e, Tonguç Akademi.com'da daha detaylı bir şekilde daha önceden paylaşılıyor. Tamamdır. Ve bütün platformlardan da bunları duyuruyoruz. O yüzden bizi bu platformlara takip et. Tamamdır. Ve ödüllü sorumuzu yap cevaplara gönder bakalım.